türbe görüyorsunuz. Birisi bizzat Kanuni Sultan Süleyman'ın, diğeri ise baş hasekisi olan Haseki Hürrem Sultan'ın türbeleridir. Hemen şu önde gördüğünüz iki minarenin sol tarafında da bir dikey şekilde inşa edilen Mimar Sinan'ın türbesi vardır. Burada en sevdiğim yerlerden birisi İstanbul'un en dik tepesini görüyorsunuz burada. İstanbul deyince Yeditepe gelsin aklınıza. Yeditepe'nin 7'si de şu bölgede. Yani Esenler, ne bileyim Beykoz, Üsküdar vesaire, bunların hiçbiri Yeditepe içerisinde değil. Çünkü özellikle Bizans döneminde Konstantinopolken İstanbul sadece şu bölge surlarla çevrilmiş ve İstanbul olarak bilinen yer burasıydı. O yüzden biz özellikle 1453'e kadar olan İstanbul'un neresi olduğunu bu şekilde de öğrenmiş oluyoruz. Bu arada ismimi söylemedim. İsmim Süreyya. Ortalama 2 yıl aşkındır Esenler Belediyesi ile çalışıyoruz ve rehberlik yapıyorum. Hem tarihçiyim hem de aynı zamanda turist rehberliği yapıyorum. Yerli ve yabancı misafirlerimize İstanbul'u tanıtmaya çalışıyoruz. Eyvallah, teşekkürler. Şimdi Eminönü'ne doğru devam ediyoruz. Eminönü, neden Eminönü? Özellikle şu gördüğünüz yerler Osmanlı'da küçük silikalar halinde denetim merkezi. Yani ne taşıyor, ne götürüyor, nereden ne almış, buradan icazet almadan boğaza açılamıyor. Bilginiz olsun ya da boğazdan geliyorsa burada bir denetime tabi tutuluyor. Yani bir nevi siz burayı gümrük gibi düşünebilirsiniz Osmanlı döneminde. Şimdi yavaş yavaş şurada aşağıda deniz kenarında bir camiyi daha görüyoruz. O cami de yine Kanuni'nin damadı, Mihrimah Sultan'ın eşi. Var mı Mihrimah Sultan'ın eşini bilen? Rüstem Paşa. Aynen, Rüstem Paşa'nın camisi. 16. yüzyıl eseridir ve inanılmaz güzel çinileri var içerisinde. Bizzat yine Mimar Sinan eseridir. Mutlaka avlusuna gidin. Şunu göreceksiniz avlusunda. 16. yüzyılda Kabe nasılmış, o kadar güzel bir çini yapmışlar ki içerisine, ufacık bir çini. Ama o dönemde Kabe'nin resmini resmen size gösteriyorlar. 16. yüzyılda çekilmiş bir resim gibi adeta. O yüzden hemen Tahtakale'nin tam ortasında kalıyor zaten. Mutlaka gitmenizi tavsiye ederim. Yukarıda bir kule görüyorsunuz. Saka Kulesi diye geçer o. Şöyle Osmanlı döneminde özellikle yangınların, şuraya geçelim. Özellikle yangınların önceden kontrol amacıyla görünmesi için o kule inşa ediliyor. Şu an hali hazırda hemen vereceğim, bir dakika. Şu dönemde hemen üstünde çok fazla direk görüyorsunuz. Hava durumu tahminleri için kullanılıyor. Maalesef burayı gezemiyorsunuz çünkü İstanbul Üniversitesi'nin bahçesinde kalıyor. Yani üniversite öğrencisi olursanız oraya girebiliyorsunuz. İşte araya girelim. Medine. Tamam, sağ ol. Adam. Şimdi